Arkadaşlar merhabalar. 50 günde Teğet Ayti Geometri Kampı'nda, yani şu kitabın kampı'nda geldik 43. güne. Katı cisimler konusuna başlıyoruz. Her zaman söylerim, bir konuya başlarken ilk dersi aşırı derecede önemlidir. En temel mantık burada verilir. O yüzden lütfen bu derse gereken önemi verin. Dikkatinizi verin ve ben sizin dikkatinizi sağlayacağım zaten. Katı cisimlerde genelde korkuyorsunuz, 3 boyutlu düşünemiyorsunuz falan filan. Biz bu sene ne yapıyoruz? Animasyonla anlatıyoruz. Animasyonla bu işi çok iyi bir şekilde anlatmayı planlıyorum. Yani kafanızda canlandırmayı çok güzel bir şekilde yapmayı planlıyorum. Zaten biraz sonra da göreceksin bunu. O zaman ne yapıyoruz? Kalemimizi elimize aldıysak hadi bakalım. Şafak Sayar gelsin. Şafak Sayar'da ne yapıyoruz? İlk önce şuraya bakıyoruz. Hocam sayfa numarası 241 ve 242'ye gideceğimizi söylüyor. Demek ki bir dersimiz olacak. Bakalım gerçekten bir dersimiz mi olacak? Evet, ilk ders katı cisimlerin başlangıcında bakıyoruz. Temel diklik teoremini anlatacakmışız. Yani en temel şeyden bahsedeceğiz. Evet, temel diklik teoremi bir dersimiz olacağını söylüyor. O zaman sayfa numarası 241'e gidelim şöyle ve temel diklik teoremine başlayalım. Temel diklik teoremine başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Biz artık reküpe geçtik. Reküpteyiz. 3 boyutludayız. Önceden hep ne yaptık? Bir düzlem üzerinde işlem yaptık. Mesela masanın üzerinde, kitabın sayfanın üzerinde ya da ön duvarda, sağ duvarda, sol duvarda, tabanda, tavanda yaptık işlemlerimizi. Sadece bir çizgiyle hallettik. Yani R karede yap biz bunu. Sonra şimdi ne yapıyoruz? 3 boyutluya. Bir şey varsa artık, şöyle bir düzlem varsa, düzlemin üstüne de çıkıyoruz. Yani bu bir 2 boyut ya. Şuradaki düzlem 2 boyut ya. Bir de şöyle bir yukarıya çıkıyoruz. Burada bir boşluk oluşturuyoruz. Yani R küpte işlemler yapacağız şimdi. Temel diklik teoremi de diyor ki, yani boşluk varsa bir, ya bulunduğunuz oda bir boşluk. Yani R küp 3 boyutlu bir yerde yaşıyoruz zaten. Biz bundan bahsediyoruz. Şimdi temel diklik teoremine gelelim bakalım. Temel diklik teoremi diyor ki bize, eğer elimizde bir düzlem varsa, bunu masa yüzeyi gibi düşün, öyle hayal et. Elimizde bir düzlem varsa, bak şu bir masa düzeyi. Bu masa düzeyine sen bir tane dik doğru çizdiğin zaman, bu doğrunun düzlemle kestiği yerden o alttaki düzlemde çizdiğin doğruların hepsi birer dik oluyor. Şurası da 90, burası da 90, şurası da 90. Bak burası da 90. Aa hocam, burada da 90 var, burada da 90 var. Ne oldu? İki tane 90 180 yapması lazım. Hayır. Bir düzlemde, evet, sadece şu önünüzdeki kağıtta düşünün. Şöyle dik çizseydim, bu 90, bu 90. Evet, iki tane 90 yan yana geldiği zaman 180 derece yapıyordu ama 3 boyutlu da böyle olmuyor. Bak dikkat et, burası da 90 derece, şurası da 90 derece. İşte bu iki tane 90 yan yana geldi. Bunlar 180 derece yapmıyor. Çünkü 3. boyutta farklı şekilde düşüneceğiz. Şimdi temel diklik teoremi, evet, buradaki 90'ları koyalım. Tekrar söylüyorum, bir doğru var ve bir doğruda bir düzleme dik çizdiğim zaman o düzlemin içindeki bütün doğrulara da ne oluyor? Dik oluyor. Yalnız aynı noktadan geçmesi şartıyla. Yani buradaki açımız 90 derece. Şöyle 90 dereceyi göstereyim. Hocam şurası da 90 derece. Hocam burası da 90 derece. Hocam şu doğru da bak 90 derece. Hatta şurası da 90 derece böyle. Hatta burası da 90 derece. 90 derece görünüşünüze göre, bakış açınıza göre değişebiliyor. Mesela şöyle bir bana bak. Çok büyüteceğim kendimi zaten şurada. Bir bak bana. Şöyle bakış açına baktığın zaman tam net bir şekilde 90 dereceyi şöyle görüyorsun değil mi? Şurada bir 90 derece var. Ben bu 90 dereceyi şöyle yaptığım zaman, aa dar açı gibi gözüküyor ama hala daha burası nedir? 90 derecedir. Şöyle yapsam bak siyahı göremiyorsun ama bu buradaki düzleme şöyle dik ya. Bak şöyle bu düzleme dik ya. Şöyle çevirdiğim zaman hala da 90'lığın olduğunu görüyorsun ama doğruyu göremiyorsun. Siyah doğruyu. Bak yine 90'lık devam ediyor. Yani düzleme dikse gördün. Temel diklik teoreminde bu şekilde güzel bir şekilde anladın mı? Anladın. Nasıl olursa olsun dar gibi gözükse de, bak şu açı böyle bakış açısına göre dar gibi gözükse de burada diklik mevcut. O diklik nereden geliyor? Şu beyaz kalem düzleme dikse eğer oradan geliyor. Şöyle yaptığın zaman daha da geniş görüyorsun aslında bakış açına göre. Bakış açına göre hocam geniş gibi, dik gibi ya da 90 dereceden büyük gibi gözükse bile diklik olabiliyor. O yüzden bu tür şeylere lütfen ama lütfen dikkat et. Şimdi gel senle birlikte bu olayın animasyonunu görelim. Gelsin animasyon. Şimdi bir doğru düzleme dik olduğu zaman düzlem bu şekilde de olabilir, şöyle de olabilir, farklı şekillerde de olabiliyor. Ki animasyonunda da görüyorsun. Düzleme dik olduğu noktadan geçen doğrulara da ne oluyor? Bak 90 derece oluyor. Şu an animasyonda bütün doğrular, bütün doğruları zaten görüyorsun. Evet, bu şekilde. Yani düzlemimiz düz de olabilir, eğik de olabilir, tam sol tarafa dayalı da olabilir, yani şöyle de olabilir, böyle de olabilir, istediği şekilde olabilir. Yani düzlemleri şöyle düşünebilirsiniz, bir odanın içindesiniz ya, odanın içindeyken taban bir düzlem, işte tavan bir düzlem, sağ duvar, sol duvar bir düzlem, ön duvar, arka duvar bir düzlem, öyle düşünebilirsin. Animasyonda da gördün, temel diklik teoreminde yeter ki bir doğru düzleme dik olsun, o düzleme dik olan doğruya dikkat edeceksin, oradaki noktadan geçen doğrulara dik olacak. Tamam, temel yapı
kampımız bu. Temel diklik teoremimiz bu. Peki şimdi hocam daha prizmalara başlamadık. Hiçbir şekilde bir şey anlatmadık ama ortaokuldan bazı şeyleri biliyorsunuz. Dikdörtgenler prizması olsun, altıgen prizma olsun. Ondan sonra silindir olsun. Bunları zaten ortaokuldan bildiğiniz için de biraz rahat davranacağım. Şimdi ilk önce bir prizmadan bahsetmek istiyorum sana. Bir prizmadan, prizmayı bundan sonraki gün detaylı bir şekilde işleyeceğiz zaten ama şuradaki mesela bir dikdörtgenler prizması. Şimdi bu dikdörtgenler prizmasında elimizde bir tane doğru varsa, şimdi oradaki yazıları okumayın, ben size tek tek anlatacağım. Şurada bir çizgi varsa, yani havada bir çizgi olduğunda bir çizgi uzunluğunu bulmak için, yani bunu ip gibi düşünebilirsiniz. Bu köşeye bir ip bağlanmış ve gelmiş tam buraya denk gelmiş. Bu bir uzunluk bulmaya çalışacaksın. Düşünelim o zaman, bir uzunluğu biz nasıl buluyorduk? Hocam uzunluk bulunurken ya dik üçgenden bulunacak ya da benzerlikten bulunacaktı. Bak ta eskiye götürdüm sizi yine. Ki burada da yine eski bilgiler kullanılacak kardeşim. O zaman şekilde 90 derece var mı? Evet, dikdörtgenler prizmasında bu hani sütun alttaki zemine nedir? Diktir değil mi? 90 dereceler zaten çaktırmadan verilmiş. Bunların hepsi 90 derece. Şuradaki 90 dereceleri görüyorsun. 90 dereceler var. Hatta dikdörtgenlerden dolayı da şurada 90 derece var. Bu dikdörtgenler prizması hep dikdörtgenden oluşuyor. Üst yüzey, alt yüzey, sağ yüzey, sol yüzey, ön yüzey ve arka yüzey hepsi birer dikdörtgen, zaten 90 dereceler var. Demek ki ben bu uzunluğu bulmak istiyorsam ilk etapta neyi düşüneceğim? Dik üçgeni düşüneceğim. Bir de uzunluk bulmanın diğer yöntemi neydi? Benzerlikti. Ama prizmalarda %80-90 ihtimaliyle, hatta %99 diyebiliriz, bir Pisagor bağıntısıyla bulunuyor. Peki hocam, ben bu uzunluğu bulmak istiyorsam Pisagor bağıntısıyla nasıl bulabilirim şimdi? Bak şimdi, çok dikkatli bir şekilde dinle. Bu uzunluk havadaki bir uzunluk değil mi? Havadaki bir uzunluk. Havadaki bir uzunluğu bulmak istiyorsan bir çizgi çizeceksin, bir üçgen oluşturacaksın. Yalnız üçgen oluştururken yüzeyden çizmeye dikkat et. Bir odadaki yüzeyler nelerdir? Taban, tavan, yan duvarlar, ön arka duvarlar. İşte bir şey çizerken biz yüzeyden çizeceğiz. Mesela sen buradan alıp da şuraya doğru çizemezsin. Ne yaptın? Havadan gittin. İşte ben diyorum ki şuna ait bir dik üçgen oluşturmak istiyorsan eğer, herhangi bir yüzeyden bir üçgen oluştur. İlk oluşturacağın üçgen büyük ihtimalle şu şekildedir. Yüzeyden çiziyorsunuz çünkü. Hocam şu şekilde. Bak şu mavi çizgiye dikkat et. Şu mavi çizgiye ait üçgen oluşturacağım. Ya bu köşeden çizeceğim ya da bu köşeden çizeceğim bir şey çizerken. O zaman bu köşeden çizersem eğer, hop yüzeyden hocam zeminden gideyim. Ki genelde siz zeminden gitmeyi daha çok seviyorsunuz. Çünkü zemine dik, diklik teoremi. Hani ben mesela düşünün, zemine diksem altından geçen bütün doğrulara dik oluyorum ya. İşte onu o şekilde düşünüp daha rahat bir şekilde şey yapıyorsunuz. O yüzden genelde hep tabandan çiziyorsunuz. Tabandan çizdik mesela. Hocam üçgen oluştu mu? Oluştu. Bak bak bak, olaya bak. Üçgenimiz burada oluştu. Dikkat dikkat. Şurada bir üçgen oluştu. İşte burada oluşan üçgen büyük ihtimalle nedir? Bir dik üçgendir. Sana mantığıyla birlikte anlatıyorum ve tane tane anlatıyorum. Şimdi. Hocam niye dik üçgendir? Neresi 90 derecedir, ya da ilk önce o soruyu sorayım. Bak, havadaki çizgiye ait köşelerde 90 derece oluşmaz. Büyük ihtimal diğer köşe 90 derece. Tam anlamıyla anlatayım bir şimdi sana. Bak şimdi. Hocam bu alttaki düzleme dik değil mi? Evet. Çünkü bu dikdörtgenden oluşuyor değil mi? Alttaki düzleme dik hocam. Alttaki düzleme dik olduğu için alttaki düzlemden geçen bu doğruya da ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Aslında bak, bu doğru buna da dik. Aslında bu doğru şuna da dik. Aslında bu doğru bu düzlemde olduğu için bu düzleme dik. Bu düzleme dik olduğu için burası 90 derecedir. Ve sarı üçgende ne yapacağız? Bir Pisagor bağıntısı oluşturarak sonuca ulaşabiliriz. Artık bak, şu kenarı biliyorsan sen, şu kenarı da biliyorsan artık şurayı da bulabilir misin? Bulabilirsin. Peki hocam, bu kenar büyük ihtimalle verilir zaten. Bu kenar hadi atıyorum yoktu, biz kendimiz çizdik zaten. Bunu nasıl bulacağız? Dikdörtgenler prizması ya, alt tarafta bir dikdörtgen ya. Sadece bakış açısından dolayı burayı dar açıymış gibi görüyorsun. Dikkat et. Aslında burası dikdörtgenden dolayı 90 derecedir. Buradaki Pisagor bağıntısından da şuraya ulaşabilirsin. Sonra burası da belliyse al Pisagor bağıntısından, buraya da ulaş kardeşim. Anladın mı olayı? Bak, DP çizilirse demişim burada. ND, ABCD düzlemine dik olduğundan, bak dikkat et, ND ve PD dik üçgen olur diye de söylemişim burada açıklamasını. Sonra öbürüne bakalım. NA çizilirse demiş. Bak şimdi arkadaş, buraya geldik. Bu arada bu prizmalarda, yani bu temel diklik teoreminde biz genelde bir tane dik vardır diye zannediyoruz ama aslında birden fazla dik üçgen de oluşturabiliyoruz. Bak o yüzden ben bununla başladım. Burayı lütfen çok dikkatli bir şekilde dinle. Biz ne yaptık hocam, bu zemine dikse o zaman ben buradan bir üçgen oluşturdum, yaptım. Tamam, eyvallah. Yalnız bu sadece bunun zemine dikliği yok. Bak dikkat et. Sütunlar alt zemine dik. Tamam. Şunun dikliğinden şöyle dik üçgen oluşturduk. Bir de bunlar da yan yüzeylere dik değil mi böyle? Evet. Bunların da yan yüzeye dikliğini de kullanabiliriz. Şimdi önemli olan, ben biraz önce de ne demiştim ben sana? Havadaki çizgiye ait bir üçgen oluştur ama üçgen oluştururken yüzeyden çiz. Biz biraz önce tercihimizi zeminden seçmiştik. Şimdi
Şimdi buradaki yan duvardan yapalım. Hocam ya buradan ya da buradan üçgen oluşturacaktım ya. Havadan bir çizgi çizmeyelim. Ne yapalım? Bu sefer şu köşeden çizeyim ve şunu çizeyim. Bunu çizdiğim zaman da işte oluşan bu üçgen kesinlikle ama kesinlikle demeyelim de büyük ihtimalle dik üçgendir. Hocam hiç dik üçgene benzemiyor. Dik üçgen neresidir diye söyledim. Şu havadaki çizgiye ait buradaki açılar değil de üçüncü açı. Şurası 90 derece. Niye? Dikkat dikkat. Şimdi bak olaya bak. Olaya bak. Büyük ihtimal burası 90 derece. Arkadaş şu bizim bu çizgimiz yan duvara dik değil mi? Yan duvara dik. Evet. E hocam bu yan duvara dikse yine temel diklikten dolayı bak bu yan duvara dikse bu düzlemdeki bu doğru ya da burası dik olmak zorunda değil mi? Evet. Yani bak burası 90 derece oldu. E hocam burası zaten verilir. E bana burası lazım. Burayı nasıl bulacağım? Şuradaki dik üçgenden bulacağım. Çünkü bu da bir dikdörtgen olduğu için buradaki dikdörtgenlerdeki 90 derecede dikkat et. Yani bir de burada da ne yapabiliriz? Bir Pisagor bağıntısı yapıp şuraya ulaşacağız. Sonra şurada da bir Pisagor bağıntısı yapıp buraya ulaşabiliriz. Gördün mü? Sadece bir dik üçgenle değil, birden fazla dik üçgenle sonuca ulaşabiliyoruz. Senin şu anda ufkunu açıyorum. Bak hocam 10 dakika geçti ne yapıyorsun deme. Önemli. İlk baştaki kısmı ben sana detaylı bir şekilde anlatayım ki sonraki kısımları daha iyi bir şekilde anla. Değil mi? Şimdi gelelim şuraya. Hocam başka bir şey var mı? Var kardeş. Var. 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 Üçgen oluşturmada bir teknik daha var mesela burada. Bak aynı doğruya ait 3 tane farklı bir şey oluşturacağım. Bu sefer üçgeni şöyle oluşturursam hocam. Bak yüzeyden çizdim. Nereden çizdim? Ön duvardan çizdim. Bu sefer yüzeye dikkat et. Ön duvar. Şimdi hocam burada oluşan bir üçgen var. İşte bu üçgen var. Büyük ihtimalle bu üçgen nedir? Dik üçgendir. Ne dedim ben sana teknikte? İlk önce daha iyi bir şekilde anla diye. Havadaki çizgiye ait olan köşeler büyük ihtimal 90 derece değildir. Neresi? Üçüncü köşe 90 derecedir. Burası 90 derece. Niye? Sen şimdi hangi düzlemden çizdin? Bu ön düzlemden çizdin. Oluşan düzlemde şu kenar var değil mi? Aa hocam bu düzleme dik değil mi? Evet. Bu düzleme dik olduğu için o zaman buradaki yine temel diklikten dolayı bizim asıl dik olan doğrumuz bu olmadı mı bu sefer? Oldu. Hocam bu öndeki duvara dik olduğundan öndeki duvardaki çizdiğim bu doğruya da dik olmak zorunda. O yüzden bu bir dik üçgen çıktı. Büyük ihtimalle zaten burası verilir. Hocam burayı bulmam lazım. Burayı da nasıl bulurum? Şuradaki dik üçgenden. Çünkü burası 90 derece olduğundan dolayı. Sonrasında da buraya ulaşır mıyım? Ulaşırım. Yan tarafta da açıklamasında yazmışım. PK çizilirse diye demişim. NK bak NK şu düzleme dik olduğundan KP'ye de dik olmak zorunda diye söylemişim. Şimdi şuraya bir bakar mıyız dostum? Hocam havadaki bir çizgiye ait. Biz genelde şunu yapıyoruz. Zemine dikliği daha bir iyi bir şekilde anlıyoruz. Çünkü niye? Hepimiz zemine dik bir şekilde yürüyoruz. Ki genelde soru çözümlerinde ben bu şekilde yapacağım. Ama farklı yöntemleri de göstereceğim sana. Havadaki çizgiye ait bir üçgen oluştur. Ama yüzeyden çizilmesi şartıyla. Mesela buradan çizdim. Üçgen oluştu. Dik üçgen çıktı. Mesela buradan çizdim. Üçgen oluştu. Dik üçgen çıktı. Çünkü bu yan duvara dik. Hangi düzlemde çizdiysen o düzleme dik doğru var mı diye bak. Mesela burada da şu düzlemden çizdim. Bu düzleme dik olan bir doğru bu değil mi? Şu üçgende. Evet. O zaman burası 90 derecedir deyip işimizi kolaylaştırabiliriz. Evet. Valla 10-15 dakika arasında bu tekniği anlattım sana. Çünkü temel diklik gerçekten önemli. Şimdi öğrenme alanıyla bu işi halledelim kardeşim. Bak şimdi ilk önce bir altıgen prizma vermişim. Ya prizmaları yarın anlatacağım ama ortaokuldan biliyorsun. Tabanı altıgen olan bir dik prizma. Yani yan yüzeyler hep şuradaki zemine dik oluyor. Şu dikdörtgen, bu dikdörtgen, bu dikdörtgen, bu yan yüzeye hep dik oluyor böyle. Alttaki zemine dik oluyor burası. Hocam burası da 90, burası da 90. Havada bir doğru verilmiş mi burada? Verilmiş. Havada bir doğru verilmişse ve bir uzunluk isteniliyorsa benden ne yapacağım? O uzunluk isteniliyorsa o uzunluğa karşılık bir üçgen oluşturacağım. Biz genelde zeminden bir şey çizmeyi seviyoruz ya. Hadi zeminden çizelim bakalım. Hocam zeminden çizecek olursam bak dikkat et. Şu mavi çizgide şu uçlardan çizim yapacağım ve herhangi bir yüzeyden çizim yapacağım ve üçgen oluşturacağım. Hocam o üçgen aha da böyle oluşmaz mı? Oluşur. Bak şöyle bir şey. Nereden çizdim ben bunu? Hocam alttaki zeminden çizdim. Üçgen oluştu mu? Oluştu. Bak havadaki çizgideki büyük ihtimalle bu açılar değil de şurada kaç 90 derecedir? 90'ın da nerede olduğunu kafana oturtmaya çalışıyorum. Ama bu biraz ezbere kaçıyor. Şimdi olaya bak. Hocam şu alttaki zemine dik ya. Temel dikten dolayı. Bunu sen gibi düşün. Hocam bu benim. Şöyle. Alttaki zemine dikse altındaki geçen bu doğruya da dik oluyor muyum? Oluyorum. Aha da dik oldu. Ve dik üçgen karşıma çıktı mı böyle? Çıktı. Peki dik üçgen karşıma çıktı. Şimdi bana bu prizmanın yüksekliğini 12 vermiş. Yani burası 12 mi? 12. Her yer 12. Bir de benim şurayı bulmam lazım. E burası da zaten 2√3 düzgün altıgen prizma ya burası. Soru kökünde söylemem lazımdı ama anlaşılıyor. Öğrenme alanındayız zaten. İşi öğretiyorum. Hocam düzgün altıgende şurası da 120 derece. 30-30-120 üçgen çıktı o zaman burada. 30-30-120 üçgeninden dolayı 2√3 ise √3 katı burası 6 mı yapar? Evet. Sarı üçgende Pisagor 6-12 1-2√5 üçgeni
üçgeninden burayı da 6 kök 5 olarak bulur muyuz dostum? Buluruz. Dik üçgeni bulduktan sonra geri kalan eski bilgileri yine kullanıyoruz gördüğün üzere. Tamam. B şıkkına bakalım. B şıkkında da taralı alan nedir diye soruluyor bana. Bak, unut katı cisimlerde olduğunu. Biz şu an katı cisimlerde değiliz. Neredeyiz? Üçgendeyiz mesela. Üçgende alandayız. Alan soruluyor bize. Hocam üçgende alan soruluyorsa, bir üçgenin alanını bulmak istiyorsak tekniğimiz nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Hemen bakıyorum. Hocam benden bu üçgenin alanı isteniliyorsa, bu taban yok ki bu tabana ait yükseklik çizeyim. Değil mi? 1. Bu taban yok ki bu tabana ait yükseklik çizeyim. Ki zaten bu geniş açılı dışarı doğru düşerdi. Hangi taban var burada? Hocam taban olarak şurası var. Bu taban var. O zaman bu taban varsa bu tabana ait yükseklik çizmeliyim. Ki ben zaten üçgenlerde şunu diyordum üçgende alanda. Ne diyordum? Bir üçgenin alanı soruluyorsa şekilde de 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı %99.9 taban çarpı tabana ait yükseklikten çıkar. O zaman ben bu tabana ait yüksekliği çizeceğim. Bak bu geniş açılı bir üçgen. Hocam tepesi neresi? Burası. Buradan bir yükseklik çizeceğim. Nereye? İşte tam olarak şu doğruya bir yüksek çizeceğim. Sen büyük ihtimalle soruya baktığında 6, 8 gördüysen hemen bunu çizersin. Alt taraf bir dikdörtgen ya. Çizdin. Dikdörtgen olduğundan 90 derece 6, 8, 10 diye yazar mısın? Yazarsın. Hocam yine sen bunu bir adam gibi düşün şimdi. Bu şu ayaklar burada. Hocam ben bunu bir adam gibi düşündüğüm zaman bu zemine dik ya. Zemine dik olduğu için burası da 90 derece. Burası da 90 derece. Ama ben bunu çizdim. Boşu boşuna çizmem. Burası da 90 derece olmaz mı? Olur. Burası da 90 derece. Ana ne güzel 90 dereceyi de buldum. Aslında şimdi üçgeni düşünelim. Şu üçgende taban dörtgen. Bak şu doğruya ait yükseklik olmadı mı bu? Evet. Bu doğruya ait yükseklik oldu. Taban dörtgen yüksekliğim de 10 oldu. Taralı alanda o zaman 4 çarpı 10 bölü 2'ye 40 bölü 2'den 20'ye eşit oldu. İşte olay bu. Yine eskiyi konuşacağız. Yine eski bilgiler karşımıza çok çıkacak şekil ağda gördüğün üzere. Tamam mı gençler? Anlaşıldı mı olay? İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi geldik örnek 1'e. Aşağıdaki şekilde ABCD ve ABEF kareleri birbirine dik durumlu. Bana bir bak ilk önce. Şöyle dik durumlu. Bir kare var. Bir tane daha kare koydum ve birbirine dik konumlu koyuyorum. Bak birbirine dik konumlu. Şu düzleme geldim. Bu düzleme dik olacak şekilde koydum. Şöyle hayal etmeni istiyorum. Şu şekilde koydum böyle. Dik. Şöyle de görünse bunlar birbirine dik. Böyle de olsa, böyle de olsa, böyle de olsa birbirine dik görüyorsun. İşte bundan bahsediyorum. Bu alttaki düzlemimiz. Bu da yandaki düzlem. Buraya dik. Peki ben burada hazır bunu açmışken böyle. Şöyle bir kalem koysam buradan böyle. Bak kalemi de görüyorsun. Bu alttaki doğruya düzleme dikse eğer o zaman buradaki doğru şurada kaleme de dik olmak zorunda değil mi şöyle? Çünkü şuradaki doğruya gibi düşünecek olursan temel diklik teoremi sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Evet. Görüntüsel olarak bunu gördük. Şimdi gel bir de animasyonunu görelim. Bak animasyonuna. Bir kare var elimde. Bir tane daha kare var ve bunlar birbirine dik konumlu. Şöyle hayal et, hatta döndüreyim animasyonda. Gör. Gördün. Kitapta da görmüştün zaten. İşte gözünde canlandı mı? Canlandı. Yalnız burada önemli olan nokta ne? Birbirine dik olması. Gel şimdi dikliği gösterelim. Hocam birbirine dik olması. Yani burası da 90 derece, burası da 90 derece. Ve şuradaki uzunluk isteniyor. Havadaki bir uzunluk istenildiği zaman ne yapıyorduk? Tekniğimiz şuydu. Bunun uç noktası bu ve bu. Buradan öyle bir çizgi çizeceğim ki bir üçgen oluşturacağım. Ama bir de öncesinde verilen bilgilere de bakalım. Bunlar birer kareymiş. Hocam kare olduğundan dolayı 4 4 4 4'leri yazdım şöyle. Sonra hocam alt tarafta bir kare ya. Kare bir kenarı bunun da 4 oldu. Burada da 4 4 4'leri yazıyorum. Ve kare olduğundan dolayı burası da 90 derece. Sonra ne yapacağım? Hocam bir tane şey oluşturalım o zaman. Havadaki bir çizgiye ait üçgen oluşturalım. Şuradan şunu çizersen bak üçgen oluştu mu? Oluştu. Ya hocam bak burası 90 derece. Burası 90 dereceden küçük oldu. Değil. Bu başka bir düzlemden geliyor. Buradaki düzlem farklı. Temel diklik var burada. Yine sen buradaki adamsın. Bak adamsın sen buradaki. Sen buradaki düzleme dik misin? Diksin. Altından geçen her doğruya da dik olacağın için burası da 90 derece değil mi? Evet. Burası da 90 derece oldu ve burada bir dik üçgen karşına çıktı. Şimdi neresi lazım sana buradaki x'i bulman için? Hocam burayı bulmam lazım. Burada da buna ait bir dik üçgen şurada var mı kardeşim? Var. Alttaki düzlemde var. Alttaki düzlemde bunlar 4 4 ise burası ne yapar? 4 kök 2 yapar. Hocam burada da 4 var. 4 kök 2 var. X var. O zaman şöyle bir dik üçgen çıktı karşıma. 4. 4 kök 2 ve x. Vallahi Pisagor bantısı yapmayacağım. Kısa yoldan yapacağım. Aslında bu 4 dediğim 4 çarpı 1. Bu 4 kök 2 dediğim 4 çarpı kök 2. Bu da 4 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamıydı. 1 artı 2. Yani cevaba böylelikle 4 kök 3 olarak ulaşır mıyız? Ulaşırız. İşte olay bu. Evet örnek 1'i böylelikle 4 kök 3 bulduk gençler. Nasıl? Gözünüzde bir şeyler canlandı mı? Yani temel diklik teoreminde kendini düşünebilirsin. Sen zemine diksen eğer olay bitti. Şimdi şekildeki yapı bu sefer 4 tane eş küpten oluşmakta. 4 tane eş küpten oluşmakta ve AD uzunluğu
uzunluğunu 4 kök 6 olarak vermiş şuradaki uzunluğu. Şimdi bir kere şunu bir anlayalım. Şekildeki yapı 4 tane eş küpten oluşturulmuş ve birbirlerine yüzeyleri yapıştırılmış mı? Yapıştırılmış. Gözünde canlandırayım onu. Hadi buyur bak bakalım şimdi. Hocam küpleri şöyle aynı zemine koydum. Üstüne bunu koydum. Yanına da bunu koy. Gördün şu şekilde bir yapı oluştu. Önceden zemin bak şurası değil mi zemin? Evet hocam. Şimdi sen bu zemini böyle koyduktan sonra şunun alt tarafındaki zeminle üst tarafındaki zemin aynı değil mi? Paralel değil mi? Paralel. Yani alt tarafındaki zeminle yani şuradaki zeminle hocam bu zemin birbirine paralel oldu. Yani bu zemine dik olacak şekilde konuldu ya. Hocam bu da zemine dik olacak şekilde konuldu. Üstteki de yeni bir zemin yapmadı mı burada? Yaptı. O zaman bu da üsttekinin şu üstüne konuldu ya. Üstteki yeniden bir yüzey oluştu burada. Altta bir yüzey vardı. Yeniden bir yüzey oluştu. Bu da üstteki yüzeye dik oldu. Ki ne yapacağız biz şimdi burada? Hocam şu AD uzunluğunu bulmaya çalışacağız. AD'ye karşılık bir dik üçgen oluşturmaya çalışacağız. Hocam ne yapıyorduk? Tekniğimiz neydi? Havada bir çizgi verildiği zaman şu ve şu. Öyle bir çizgi çizeceğim ki üçgen oluşturacağım. Ve burası da bana 4 kök 6 olarak verilmiş. Ve bunların birer her bir kenarı aynı değil mi? X, 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 X. Evet bunları da yazdık. Şimdi üçgen oluşturalım. Hadi üçgeni sen oluştur bakalım bu sefer. Sen oluştur. Oluştur bakayım. Oluşturdun sen büyük ihtimalle. Ya hocam büyük ihtimal üçgeni oluştururken hop direkt buradan buraya çizdim büyük ihtimal. Çünkü burada şu köşeye ait bu kenar var. E bunu da çizersen üçgen oluşur. Ya hocam şurası 90 dereceydi. Bak hemen oluştur. Hemen oluştur. Hemen oluşturdum şunu. Çok güzel oluşturdum. Hocam burada kaçı? Şunu artık olayı anladım. Burası 90 dereceydi. Burası 90 dereceden küçük oldu. Hayır. Ben hep şunu diyorum. Bana bir bak. Şuradaki kalemler birbirine dikken. Buradaki kalemler birbirine dikken. Şöyle baktığın zaman daraça gibi gözüküyor. Hala daha diklik devam ediyor mu? Ediyor. 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 İşte burada da yine aynı mantık var. Geldik şuraya baktık. Baktığımız zaman önceden sen şunlar birbirine dikken buradaki çizgiyi böyle döndürüyormuş gibi düşün. Bunu döndürdüm buraya. E hocam burası dikken burası da dik oluyor. Yani burası farklı bir düzlem oldu ya. Ondan dolayı bak farklı bir düzlem. Düzleme dik oldu. E o zaman buradaki açı da 90 derece oldu mu oldu. Ve dik üçgen yapacağız burada. Hocam dik üçgen yapacağım ama burada kenar yok. Bak kendi kendine sorduğun sorularla yine o uzunluklara ulaşabiliyorsun. Ya hocam benim şuraya ulaşmam lazım. Buraya ulaşmam için de bak burada bir üçgen var. Hatta burası 90 derece olduğundan o üçgende bak ne oldu? Dik üçgen oldu. Hatta x var 2x var. 1 2 kök 5 üçgeninden burası da x kök 5 mi oldu? Evet. Sonra mavi üçgendeki Pisagor bağıntısına bakıyorum. 4 kök 6'nın karesi eşittir. X'in karesi artı x kök 5'in karesi olur. Buradan ne oluyor? Kısa yoldan da yapabilirdik ama neyse devam edelim. 4'ün karesi 16 çarpı 6 eşittir. X kare artı 5x kare 6x kare yaptı. 6'lar nane oldu. X kare 16'dan x'de kaç bulduk o zaman? 4 bulduk. Küplerden birinin ayrıt uzunluğu soruluyor bize. Ayrıt uzunluğu yani x soruluyor bize. Cevap 4 oldu. Yine burada aslında bir adam gibi düşün. Alttaki zemine diksin sen. O zaman alttan geçen bu doğruya da ne oluyorsun? Dik oluyorsun. Temel diklik umarım iyice anlaşılmıştır. Geldik örnek 3'e. Şekilde tabanları düzlemsel. 2 küp ve ABCD dikdörtgeni verilmiş. Evet 2 küp var elimde bir de ABCD dikdörtgeni verilmiş. Çevre ABCD 12 ve alan ABCD 4 cm kare olarak verilmiş. Buna göre KL nedir diye soruluyor bize. Şimdi bu nasıl? Zemine dik olacak şekilde iki küpü koymuşum. Bak animasyonda da gör şimdi. Bir küp böyle bir küp bu şekilde konulmuş ve birer kenarları çakışık olacak şekilde konulmuş. Ondan sonra bu düzlemde yani şu zemin ondan sonra bunun zemini ve şurası doğrusal olarak verilmiş. Aynı düzlemde verilmiş. Şimdi KL uzunluğundan bahsetmiş bize. KL uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız kardeşim burada? Burada yapacağımız iş şu. Hocam buna ait bir dik üçgen oluşturacağız. Hani uç noktalarını belirledik. Sonrasında bir üçgen oluşturacağız. Üçgen oluştururken hocam şunu çizsek ama havadan çizmeyin diye böyle tavsiyede bulunmuştum. Ki bu da aslında dik üçgen oluyor. Hani şu köşeler dik üçgen olmuyordu. Bu çizgiye ait dik üçgendeki bu köşeler dik olmuyordu. Burası 90 derece oluyordu. Buradan da yapabilirsin aslında. Niye? Bunun da mantığını vereyim sana. Çünkü arkadaş buradaki düzlemin devamını düşünsene. Burada da bir duvar varmış gibi düşünsene böyle. Sen buradan çizince aslında düzlemden çizmiş oluyorsun. E bu da yandaki duvara dik ya. O yüzden burası da 90 derece olmak zorunda. Yani buradan da yine sonuca ulaşabilirsin. Ama biz neye alışkınız? Hocam ben zemine diksem böyle. Şu zeminden şuraya çizdiğim zaman zemine dik olduğum için burası 90 derecedir. Temel diklik teoreminden dolayı daha iyi bir şekilde biliyorum zaten. E tamam bunu daha iyi bir şekilde biliyorsam o zaman gelirim ben burada. Hop şunu şöyle çizerim. Hocam bunu çizince buradaki zemine dik olduğundan dolayı burası da 90 derece olur yapıştırırım. Tamam yapıştırdık o zaman burada. Şimdi bu küpün bir kenarına ben A diyeyim. A. Dikdörtgenden dolayı burası da A ve dikdörtgen buraya da B diyeyim. B. Hatta burası da B. Burası da B mi? Dikdörtgenin kenarları A'ya B oldu. Şimdi dikdörtgen olduğu için şurası 90 derece. Burası 90 derece. Burası
burası 90 derece, burası 90 derece zeminde. Sonra başka, hocam şu dikdörtgenle bunun tabanı aynı düzlemde ya, zemine oturmuş ya bu. İşte bunlar, burası da 90 derece olduğundan dolayı aynı düzlemde oldu. Aynı düzlemdeki iki tane 90 180 yapar. Bak dikkat et. Şu 90 ile bu 90 180 yapmadı ama bunlar aynı düzlemde olduğu için burası doğrusal oldu mu? Oldu. Tamam. Şimdi ilk önce ben şuradaki dik üçgeni göstereyim sana. Şurada bir dik üçgen var. Hocam bu dik üçgende bir işlem yapmak istiyorsam eğer şurayı biliyorum, burayı bulmam lazım. Buraya ait de bir dik üçgen var mı? Burada var. Çünkü ben bunu doğrusal buldum. Bu da zaten şöyle bir üçgen oluşturdu. Burası da dikdörtgenden dolayı 90 derece. Sonrasında ne yapacağım? Bir de burada bir Pisagor bağıntısı yapacağım. O zaman yapalım. Şuraya bir x diyelim. X'i bulmam için ilk önce soru işaretini bulmam lazım. Soru işaretinin karesi eşittir şu b ve a artı b'nin kareleri toplamı. B kare artı a artı b'nin karesi yap. Tamam. Soru işaretinin karesi bu. Sonra bir de burada sarı üçgende Pisagor. Şunların kareleri toplamı. Yani a kare artı soru işaretinin karesi neye eşittir? A kare artı şu x kare eşittir aslında. Bu x kare eşittir. Şöyle x eşittir x kare yazayım. O zaman x kare neye eşit oldu? A kare artı soru işaretinin karesi. Soru işaretinin karesi de zaten yukarıda var. Soru işaretinin karesi de neye eşit? Hocam soru işaretinin karesi de şuna eşit. Bunu yazalım hemen. B kare artı a artı b'nin parantez karesine eşit oldu mu? Oldu. Tamam. X'i bulmak istiyorsam işte buradaki işlemi çözeceğim. Sonra verilen bilgilere bakayım şimdi bana. Bana verilen bilgilerde çevre ABCD verilmiş. Yani AB, AB 2 artı 2B verilmiş. Hocam 2 artı 2B verilmiş 12 olarak. A artı B buradan kaç yapar? 6 yapar. Bir de alan ABCD verilmiş. Bir de A çarpı B verilmiş. Kaç? 4. İşte bak, A artı B verilmiş. A çarpı B verilmiş. Benim burada neye ulaşmam lazım? A kare artı B kareye ulaşmam lazım. A artı B de verilmiş ya. A artı B verilmişse gel burada bunun yerine 6 yaz. Burası ne yapıyor? 36 yapıyor. A kare artı B kareye ulaşacağım. ÖSYM'e bak, dikdörtgende ve karede çarpanlara ayırmalı. Bu tür soruları bizim karşımıza çıkartıyor. Katı cisimlerde de çıkartıyor. Alan ve hacim hesaplamalarında böyle. Ama ben bu sefer temel diklik teoreminde böyle bir şey sormuşum. Yine bu ayarda bir soruyla da karşılaşabilirsin. O yüzden dikkat. Elimde ne var? Matematiksel olarak da sen bunu bilmeyi biliyorsun. Matematikte de çok çıkıyor çarpanlara ayırmada karşımıza zaten. A artı B verilmiş. Bir de A çarpı B verilmiş. A kare artı B kare lazım bana. Böyle verildiği zaman A artı B 6 ya. Her iki tarafın parantez karesini almıyor muyduk? Alıyorduk. O zaman bu A kare artı 2AB artı B kare eşittir 36 yapar. Hocam AB zaten 4'tü. Gel burada 4 yaz. 4 kere 2 8. A kare artı B kare de 36 eksi 8'den 28 yapar. Gel burada A kare artı B kare yerine 28 yaz. O zaman X kare de neye eşit oldu? Hocam 28 burada. 6'nın karesinden dolayı da 36 burada. 28 36 da 64 yapar. Hocam X kare 64 yaptı. Dolayısıyla X'i de böylelikle kaç buluruz? 8 olarak buluruz. Evet, çözüm yöntemine dikkat. Bu çözüm yöntemini ÖSYM mutlaka ama mutlaka, ya matematik sorusu olarak da düşünebilirsin. Bunlar verilmiş. Şu uzunluk isteniyor senden. Şu isteniyor. Çarpanları ayırmadaki bu özelliği dikdörtgende, karede, katı cisimlerde, ya normal matematikte her yerde karşımıza çıkartabiliyorlar. Matematikten dolayı da zaten şuradaki işleme de alışkınsın. Burada da hatırlatmak istedim. Normalde sonraki derslerde de göreceğiz zaten. Yine bu tekniği kullanacağımız yerler olacak. Çarpanları ayırma tekniği de yine katı cisimlerde karşımıza çıkacak. Evet, örnek 3 bu şekildeydi. Geldik örnek 4'e. Örnek 4'te de şekilde kare dik prizma. Arkadaş BCML kare. Yani bir yüzeyi, hani taban ve tavanı kare ise mesela, ya da sağ ve sol yüzeyleri kare ise, ki burada BCML yüzeyi kare demiş. Yani şundan, şu yüzeyi kareden bahsetmiş. Evet, bu yüzeyi kare. Kare prizma. Yani sen bunu bu sarı yüzey üzerinde oturduğun zaman dikey olacaktı. Kare prizmada tabanlar kare. Yükseklikte burası olacaktı. Ama bu sefer kare prizmada bunlar kare. Burası da yükseklik gibi düşünebilirsin. Evet, kare prizmada şimdi E noktası BCML kare yüzeyinin ağırlık merkezi olarak verilmiş. Buna göre diyor AE kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi biz normalde zemine dik olmayı daha çok seviyoruz, değil mi? Tamam, bu aklımızda bulunsun. Bir de neyi seviyoruz biz arkadaş? Ya karede ağırlık merkezini kullanmayı becermemiz lazım ilk önce. Bak, eski kazanımları kullanacağız. Karedeki ağırlık merkezini nasıl kullanırız? Hocam bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şurada. Elimizde şöyle bir kare varsa, karedeki ağırlık merkezini iki türlü şekilde kullanıyoruz. Nasıl? Bir, hocam şöyle kullanıyoruz. Ağırlık merkezi burasıysa köşegenlerin kesim noktası olarak kullanıyoruz. Ya da buradan şöyle dik çizerek kullanıyoruz. Şuradan dik çizdin, iki eş parçaya, dik çizdin, iki eş parçaya bölüyordu değil mi? Ağırlık merkezi. Aynı zamanda bunlar da simetri ekseni. Ya ağırlık merkezi simetri eksenlerinin kesim noktasıdır. Karede simetri eksenleri tam ortadan kesen bu doğrulardı. Ya da köşegenlerdi. Ya da köşegenler çizilerek bu şekilde hamle yapıyordu. Evet, burada da bunun hangisini kullanacağız? Köşegenlerden nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Şimdi sen eğer bunu kullanmak istiyorsan, aa hocam ben buradan bunu böyle çizince iki eş parçaya böler burası. Aa ne güzel, zemine diklik sağlandı. Sonra buradan da şunu çizersem burada bir Pisagor bağıntısı oluştu diyebilirsin. Evet, doğru. Ama bunu böyle yapınca işler biraz uzayacak gibi. Bir kenar 8 kök ya. Sen burada
buradan dik çizdin. Hocam burası dört kökki, dört kökki olur böyle. Sonra burası dört kökki oldu. Buradan bunu çizince şunu bulmak için ne yapacaksın? Şuradaki Pisagor'dan gideceksin. Sayılar yine gıcık. Sonra bir de burada Pisagor bağıntısı yapıp x'e ulaşacak mısın? Ulaşacaksın. O zaman burada şu tekniği değil de hani buradan dik çizme. Bak her zaman o zemine dik çizme olayı, yani senin zemine dik olma olayın her zaman işi kolaylaştırmayabilir. Bazen yokuşa sürebilir işi. O yüzden bu sefer karenin ağırlık merkezini şu tekli kullanayım. Hadi karenin ağırlık merkezini şu BCML yüzeyinde karenin ağırlık merkezini o tekli kullanayım. Hemen şunu şöyle çizdim, bunu böyle çizdim. Bunları böyle çizince karenin ağırlık merkezini kullanmış oluyor muyum? Oluyorum. Tamam. Aa hocam burası 8 kökki ise o zaman buralarda ne oldu? Hani karede şurası 8 kökki ise o zaman bunlar 8 8 mi oldu böyle? Evet hocam. Şunlar 8 8 8 8 oldu. E benim amacım neydi kardeşim? Havada bir çizgi verildiği zaman bu havadaki çizgiye ait bir üçgen oluşturmaktı. E ben burada E noktası BCML kare yüzeyinin ağırlık merkezi kazanımını kullanırken dik çizerek sıkıntı olacağını hissettim. Şu mantığı kullandım. Bunları çizdim. Bunları çizince zaten buna ait bir üçgen oluştu mu burada? Oluştu. Dikkat! O üçgeni de gösteriyorum şimdi. Şurada bir üçgen oluştu. Bu üçgen büyük ihtimalle nedir? Yüzeyden bir çizgiyle üçgen oluşturduğum zaman büyük ihtimalle dik üçgendi. Bak 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 olaya bak. Havadaki çizgi bu ya. Bu köşeye ait açılar genelde 90 derece olmuyor. Büyük ihtimal burası 90 derecedir oluyor. Sana biraz bir teknik verdim aslında. 90 dereceyi görmekte böyle zorlanıyorsunuz ya. Hani görme tekniğini verdim. Beyninle görme tekniğini yani. O zaman büyük ihtimal burası 90. Ya da 90 derece olduğunu nereden anlarız? Hocam bir kere bu havadaki çizgi dik olmaz. Şimdi bu çizgi herhangi bir yüzeye dik gelmiyor. Ama bak dikkat et, bu çizgiye dikkat et. Yani şu üçgenin bu kenarlarına dikkat edeceksin. Bu herhangi bir yüzeye dik değil. Bu da herhangi bir yüzeye dik değil. Ama dikkat et, bu yan yüzeye dik değil mi? Evet hocam, sarı yüzeye dik. Bu yan yüzeye dikse hani şunun yan halini düşün şöyle. Yan halini düşün şöyle. Şöyle yan halini düşün. Bu böyleyken böyle gelmiş. Bak düzlem böyleyken bu yan duvara dikse eğer buradaki doğruya da dik olmayacak mı? Olacak. Yani burası da 90 derece olmak zorunda. Bitti. Bir kenar kaç? 8. Diğer kenar kaç? 15. 8, 15, 17 üçgeninden x'e 17 diye ulaşırız. Yani senin zemine dik olmanla da çözülebiliyor soru. Ama bazen o teknik uzayabiliyor. İşlem kalabalığı olabiliyor. Yani kazanıma göre de mesela ben burada hangi kazanım kullandım? Karenin köşegenlerinin kesim noktası. Yani pardon, ağırlık merkezi. Ya burada dik çizmelerle oluyor dedik ya da köşegenlerin kesim noktasıyla oluşuyor dedik. Şunu yaparken sıkıntılı olacağını fark ettim. Bunu çizdim. Bunu çizince de üçgen oluştu. Üçgen oluşunca da bak 8, 15, 17 üçgeni çıktı kardeşim. Ha olay sadece gördüğün üzere şeyde mi bitiyor? Hani mantığı kullanırken sadece ve sadece olay burada mı bitiyor? Katı cisimlerde mi bitiyor? Asla. Bak karedeki kazanımı kullandım. Bak dik üçgeni kullandım. Özel üçgenleri kullandım. Yani eski bilgiler yine hala daha burada geçerli. Eski bilgilerin zayıfsa burada da zayıf olmaya devam ediyorsun. Gördüğün üzere. Tamam. Evet örnek 4 bu şekildeydi ve geldik örnek 5'e. Sanırım bu dersimizin son sorusu. Evet. Örnek 5'te. Şimdi soruyu biraz yeni nesilleştirmişiz. ÖSYM'de katı cisimlerde evet bu şekilde sorularla da gelebiliyor karşımıza. Yani yeni nesilleştirebiliyor. Ya bunlar zaten hocam yeni nesil sorular katı cisimler şöyle baktığın zaman. Ya bu nesneleri görebiliyoruz zaten günlük hayatımızda. Ama böyle kesip başka bir şekilde böyle üst üste koyarlar. Yan yana koyarlar. O şekilde de parçalarla da karşımıza gelebilirler. Şimdi şekil 1'de yarıçapı 3 kök 3 santimetre ve yüksekliği 4 santimetre olan silindir 3 eşit parçaya ayrılıp. Hocam silindiri 3 eşit parçaya ayırmak demek ne demek? Yani şu parçayla şu parça ve şu parça aynı olacak. Aynı olması bu açıların aynı olması anlamına geliyor. O zaman burada kaçıyı ben bulabilirim? 360 bölü 3. 3 eşit parçaya bölündüğü için 363'e böldüğüm zaman 120 derece oluyor. Yani her bir dilim 120'şer derece. Tamam. Sonra bunları da üst üste koymuşum. Gel bunun animasyonunu gör. 3 eşit parçaya böldüm. Aldım onu üstüne koydum. Aldım öbürünü de üstüne koydum. Ve şekil 2 oluştu mu? Oluştu. Şekil 2 oluşturduktan sonra da A ile B çizgileri arasındaki uzaklık isteniliyor. Hani içi boş gibi düşün. Direkt düz çizgi uzunluğu. Yani buradan böyle yüzeyden gitmiyorum da içinden gidiyorum. Şuradaki uzunluk isteniliyor bizde. Tamam. Havadan gidiyor yani. Arkadaş ben artık şunu söyleyebilirim. Hemen orayı söyleyeyim hatta. Hocam buradaki açı, buradaki açı, buradaki açı eşit olduğu için 120'şer derece yaptı. Ve bunun 3 kök 3, 3 kök 3 olduğunu biliyorum. Bunları yazdım. Ve burası da yüksekliği bir tanesinin 4'tü. Hocam bir tanesinin yüksekliği 4 ise burası da 4, burası da 4 oldu. E hocam burası 3 kök 3, 3 kök 3. Şimdi havadaki bir çizgi isteniliyor bizden. Havadaki bir çizgi isteniliyorsa ne yapıyorduk? Uç noktalarından bir üçgen oluşturuyorduk. Hocam zaten bir tane kenar burada. Bir tanesi burada. Üçgen aha da böyle oluşturmak değil mi? Evet. Hem de yüzeyden çiziyoruz. Bak hem'i de yüzeyden çiziyorum. Bak alttaki yüzeyden çizdim. Bak bu yüzeyin üstünden çizdim. Hocam bu zemine dik değil mi? Zemine dik. Sen yine adam gibi düşünebilirsin kendini. Sen alttaki düzleme diksen o zaman bu doğruya da dik oluyorsun. Altından geçen bu doğruya da dik oluyorsun. Ve dik üçgen çıktı mı karşına çıktı. Yani şunu bulmaya çalışacaksın. Şuranın ben 3 kök 3 olduğunu ve buranın 120 derece
derece olduğunu biliyordum zaten. Değil mi? 3 kök 3 kök 3. 30 30 120 üçgeni var. Kök 3 katı da burası 9 mu yapar? Aynen öyle. 3 kök 3 3 kök 3'se bak yine özel üçgen kazanımı var burada. 3 kök 3 3 kök 3'se 9 yaptı burası. Hocam burada da bir dik üçgen karşıma çıktı. Bir kenar 9. Diğer kenar 12. 3 4 5'in 3 katı. 9 12 15 üçgeninden bu uzunluğu da Ali Bey uzunluğunda kaç buluruz o zaman? 15 buluruz gençler. İşte temel diklik teoremi böyle. Temel diklik teoreminde bu şekilde. Zemine diksen kardeşim, altından geçen doğrulara da dik oluyorsun. Bu dersimizde bunu öğrendik ve çok güzel şeyler öğrendik. Ama her zaman zemine diksen, yani tabana dik durumluyken olmuyor. Bazen yan duvara dikliği de düşüneceğiz. Bunu da zaten şurada 3 farklı durumunda ben sana göstermiştim. Ve temel dikliği anlatan çok güzel sorular çözdük burada. Bu temel dikliği anladıysak eğer, bundan sonrasında sıkıntı yaşamayız. Özellikle böyle uzunluk sordurmalı sorularda. Ya hocam uzunluk sormuyorlar ki genelde, alan ve hacim soruyorlar diyeceksin. Evet, belki bir tane yüksekliği böyle, bir tane yüksekliği mesela şuradaki yüksekliği dik üçgenden, yani buradaki tekten bulacaksın. Sonra alanını, sonra hacmine ulaşacaksın zaten. Evet, ilk başta temel atma terenini bugün yaptık sizinle birlikte. Burayı anladıysak temel yapılarla, bunları daha öncesinde gördük zaten. Biliyoruz zaten. Yani prizma demek ne demek ortaokulda biliyoruz. Şimdi bundan sonraki günlerde ne yapacağız? Bunları daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Giriş yaptık. Temel diklik teoremiyle bu işi güzel bir şekilde hallettik. Biz tabii bugün de bitirmiş oluyoruz. O zaman ne yapalım? Şöyle en güzel kısmına gelelim şuradan. Hocam burada en güzel kısmı şu tiki atma. 43. güne gel bakayım şöyle. Hop tikini at. Attın mı tiki? Attın. Sonra gel bakalım şuraya. Burada da tiki atalım. Hocam 43. gün. Temel diklik teoremi bitti ve bizim ödevimiz var mı? Yok. Bayağı bir süre ödevimiz olmayacak hatta. Burada da burada da olmayacak. Bütün prizmalar bittikten sonra, küpü de bitirdikten sonra ödevimiz olacak. Şu an temel atma törenindeyiz ve temelimizi attık. Sonra dik prizmalarda da yine temel atmaya devam edeceğiz ve olayı iyi bir şekilde öğrenmeye devam edeceğiz. Evet, bugünü bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde, yani 44. günde prizmalara başlayacağız. 44. günde görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak. Hoşça kal.